Sayın seyirciler, Meclis Etik Komisyonu milletvekilinin milletvekilliği dışında köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu dahil herhangi bir ek iş yapmasını yasaklıyor. Vekiller sadece kitap yazma, resim ve beste yapma, konser verme gibi fikir ve sanat eserleri alanında faaliyet gösterebilecek. Buyurun izleyelim efendim. Sanki 3-4 çok yaşasın demokrasi, do re mi fa sol la si. Siyaset bir sanattır, kıskananlar kör olası. Çok yaşasın demokrasi, do re mi fa sol la si. Do. Evet, nasıl buldunuz Sayın Etik Komisyonu? Ben de diyorum, ne diyeyim. Siz ne diyorsunuz Sayın Başkan? Bir daha çalayım mı? Kendi bestem bu. Yok yok Sayın Martı, gerçekten hiç gerek yok. Yani bir defada anlaşılır nadir eserlerden olmuş. Fakat sizin eski işiniz olan televizyon yorumculuğuna dönmeniz bence daha iyi olacaktır. Yani ne bileyim, çünkü memleketin sizin fikirlerinize ihtiyacı var. Ama yasakladınız vekillerin o tür iş yapmasını Sayın Başkan. Ama efendim, dediğim gibi memleketin ihtiyaçları mevzu bahisse gerisi teferruattır. Siz yeniden başlayabilirsiniz televizyonlara çıkmaya. Peki, tamam. Sayın Martı, programa hoş geldiniz. Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin son haline ne diyorsunuz? Şimdi küreselleşen dünyada, pardon yani küreselleşen dünya, işte küreselleşen dünyada, ay Allah ya, bir türlü küreselleşen diyemedim. Bir reklam arası verebilir miyiz? Ne diyorsunuz Sayın Başkan? Ya ne diyeyim, Allah bunun cezasını vermesin. Ulan ne sanatçılık var ne yorumculuk. İşte Allah vermedi mi vermiyor. Sayın Martı hiçbirini yapamıyor. En iyisi ona sen sadece milletvekilliği yap arkadaş diyelim. Başka olmayacak çünkü. Evet sevgili vatandaşlarım, vekiliniz olarak bugün bu kahveye sizinle dertleşmeye geldim. Halinizi hatırınızı nicedir sormaya geldim ya. Vekilim çay. Çay mı, ver bakayım ver. Allah yandım anam, ambulans. Başkanım, Sayın Martı'dan haberler yine kötü. Kahvede üzerine çay döküp kendini yakmış. Yani hem siyaset yapıp hem çay içmeyi bile beceremiyor. Ne olacak? Vallahi o zaman son bir çare kaldı. Artık onu tatbik edeceğiz. Başka yolu yok. Çok yaşasın demokrasi, do re mi fa sol la si. Küreselleşen dünyada ne güzel abi ilişkisi. Vallahi Sayın Başkanım, bu çözümü çok iyi buldunuz. Vallahi çağırdım. Sana her işi yapmak serbest. Ama sadece milletvekilliği yapmak yasak dedim. Böyle oldu işte. Çok yaşasın demokrasi, do re mi fa sol la si. Yeah. Sayın seyirciler, Amerika'da bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi 2012 raporunu açıkladı. Rapora göre en çok tutuklu gazeteci ülkemizde bulunuyor. İzliyoruz efendim. Bakalım ne varmış gazetede. Karavana'da bezelye, bulgur pilavı, cacık çıktı, karnımız doydu. Bu ne biçim manşet ya? Allah Allah, ben de anlamadım. Bir üçüncü sayfaya da baksana. Bakayım. Terso Nejat, deve Namık'ı şişledi. Terso Nejat mı? O kim ya? Ne bileyim ben ya. Allah Allah. Dur bakayım. Hamza abi üçüncü kez koğuş ağası seçildi. Allah Allah. Dur. Cemiyetten haberler. Gardiyan Mustafa'nın çocuğu oldu. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Amin de bize ne bundan ya? Bir anlasam. Dur. Bir de spor sayfasına bakalım. Avludaki voleybol maçında iki no'lu koğuş galip geldi. Ulan bu ne biçim gazete ya? Bu nasıl haber? Ya sen hangi gazeteyi aldın abi? Bir ver bakayım. Al bakayım. Ha, abi şimdi anlaşıldı mesele ya. Bu gazetenin bütün yazarları tutuklu abicim. İçeriden anca bu kadar haber yapabiliyorlar demek ki. Ya ben de diyorum, niye bir tuhaflık var bu gazetede ya? Dur bakayım. Sağlık köşesinde bak ne diyor. Volta atmak kalbe çok iyi geliyormuş. Gazete yazıyorsa doğrudur abi. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye iki Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı aldı. Füzelerle birlikte ülkemize 400'de NATO askeri gelecek. Buyurun izleyelim efendim. Hadi dostum, alt tarafı biraz poker oynuyoruz şurada. Biraz daha hızlı olabilirsin, yanılıyor muyum ha? Hey, o lanet olası çeneni kapa ve kendi oyuna bak adamım. Yoksa çenene sıkı bir yumruk yiyeceksin ha. Hey ahbap, biraz sakin olmaya ne dersin ha? Burada sorun istemiyoruz, tamam mı?
Hey kahveci, kahretsin adamım. Senden çay isteyeli bir saat oldu. Nerede kaldı bu lanet olası çay? Patlama lan. Demlenmesini bekliyoruz herhalde. Getireceğiz çayı, dur biraz. Oh, canın cehenneme dostum. Lan senin canın cehenneme, Allah'ın cezası. Heh Mr. John, sizin NATO askerleri burada galiba. Gelin bir selam verelim. Alright, alright Mr. Ekrem. Hello, how are you guys? Ne diyor bu lanet olasıca ha? Anlayan var mı dostum? Oh no, ben hiçbir şey anlamadım ha. Allah Allah Mr. John, galiba sizin askerler burada İngilizceyi unutmuşlar ya. What? What? Ya ne askeri kardeşim? Bunlar yabancı asker filan değil. Bildiğim bizim Türk hepsi. Aha bu Rüstem, aha bu Remzi, aha bu da Cezmi. Buralı mı? Nasıl ya? Sizin bu Amerikalılar geldiğinden beri huyu suyu değişti bunların. Böyle acayip acayip konuşmalar, bir garip hareketler falan. Bir gün dökeceğim kafalarından aşağı, kaynar çaya o olacak zaten. Hey, biraz sakin ol dostum. Neyin var bugün senin ha? Yürü git lan! Sayın seyirciler, 21 Aralık geride kaldı ve Maya takvimine göre dünyanın sonu gelecek söylentisinin de yalan olduğu ortaya çıktı. Ama şimdi de insanları korkutan yeni kıyamet alametleri gündemde. Neler mi? Gelin hep beraber izleyelim efendim. Duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Siyasetçiler ilk kez salı günkü grup toplantısında birbirlerine kötü laf etmemişler. Duydunuz mu? Kıyamet alameti bu. Kıyamet alameti. Lan dünya yok olacak oğlum lan. Dünya yok olacak. Benzine zam gelmeyeli tam bir ay oldu. Kıyamet kopacak. Kıyamet. Milli eğitimin müfredatı 2 yıl değişmedi. Dünyanın sonu kesin geldi. Dünyanın sonu geldi. Aman Allah'ım. Ajda Pekkan artık estetik ameliyatı olmayacakmış. Dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonu geldi. Pirzola 5 liraya düşmüş. Eyvahlar olsun. Kıyma da 2 liraya düşmüş. Kıyma. Ney? Kıyma 2 liraya mı düşmüş? 2 lira mı? Kıyma 2 lira mı? Rahmetli dedem kıyma 2 liraya düşünce deccal çıkacak, dünyanın sonu gelecek derdi. Ev sahibi çıktı, kira istemiyorum dedi. Kıyamet alameti bu, kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.